Ramazan-ı Şerif ve miladi 80 küsur yıllık ömür uzun bir macera. Adeta kendi yaşadığım Ramazanlar Türk toplumunun da evrimini ifade ediyor. Zaman içindeki değişimini ifade ediyor. Başlangıç yıllarını söyleyeyim, 40'lı yılların ikinci yarısı, kendi haline terk edilmiş bir İstanbul, orta halli bir aile, mahalle mescitleri, hoparlörsüz ezanlar ve kendi içine kapalı, mütevazı, huzurlu iftarlar. Aradan geçen 80 yıldan sonra çok hızlı akan bir hayat, televizyonlar, sosyal mecralar, her ne kadar dışında kalmaya çalışsam da yetişemediğim bir hız ve beni çok zorlayan, yoran bir tempo. Ramazan mı geliyor, Ramazan mı gidiyor, iftar mı, sağır mı bilemediğimiz, dış etkenlerle fevkalade kendimize zaman bırakmayan bir vakit, böyle bir Ramazan. Birisinde sanki Ramazan'ı kendi münzevi haliyle, kendi tevazuyla ve kendi içsel dinginliğini yaşıyorduk. Diğerinde de bir Ramazan yaşıyoruz elhamdülillah ama tamamen dışa dönük ve çok hızlı. Kendimize hiçbir vakit kalmıyor. Onun iki sebebi var. Bir tanesi insan yaşlanınca gençliğini hatırlar. Gençliğinin güzel günlerini hatırlar. Esasında hayat hep bütün günlerle güzel de gençlikte fazla endişeyi gündeme getirmezsiniz. Biraz riskli yaşarsınız. Onu hatırlar, onu ister. Sağlığı tabii mutlaka daha yerindedir filan. Ama esas itibariyle benim burada eskiden kastım, eskiye yaptığım atıf şu. O zamanlarda biz modernitenin çizdiği hayat tarzından uzak kalmışız, beri kalmışız eski tabirle, muhafaza edilmişiz. Dolayısıyla hala Türkiye bir başka yola girmekle beraber hala tarihi yarımadada, Fatih'te, Bayezid'de, Aksaray'da, Koca Mustafa Paşa'da bu semtlerde İslam medeniyetinin biçimsel ve duygusal boyutları berhayat imiş. Bunu ifade etmeye çalışıyorum, bunu dillendirmeye çalışıyorum. Modernitenin hızlı, dışa dönük, çok aktif hayatı yok imiş. O tabii mühim bir şey yani. Özellikle Ramazan gibi bir vakitte, bir güzel zamanda insanın kendi kendisiyle baş başa kalması, bir hayat muhasebesi yapması ve dünya ilgilerini minimize etmesi güzel bir fırsattır doğrusu. Yani ikinci söylemek istediğim, kendi medeniyetimizin duygu, düşünce, inanç ve hayat biçimi bütünlüğü o çağlarda hala var imiş. Modernite, özellikle bahsettiğim muhafazakar ve mütevazı İstanbul semtlerine henüz nüfuz etmemiş. Onu söylemeye çalıştım. İnsan keder, elem zamanlarında bir dost sesi arar. Bu dost sesi, malum dost deyince kalbi bir alakadan bahsetmek icap eder. Dostluk eli de o kalbi alakanın, o gönül alakasının, o gönül yakınlığının dışa vurumundan ibarettir. Dostluk eli önce dostça bakışlarda, sonra dostça kelamda, sonra da bildiğimiz el ile ortaya çıkıyor. Burada mühim olan gidenlerin, hizmet edenlerin tabii ki ihlası, samimiyeti, muhabbeti, gidemeyenlerin de duası önemlidir. Ben kendime de bir pay çıkarayım. Gidemeyenlerin de duası, kalbi niyetleri, ihlası ve hayır niyazları önemlidir onlar hakkında. Tabii ki bütün insanlık hakkında. Yapılabilecek olan şey budur. Bu ciddi bir imtihandır. İnşallah tez vakitte bu imtihandan muvaffakiyetle geçeriz diye düşünüyorum. Sırf oradaki insanlar değil, bütün toplum olarak geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar ciddi bir sıkıntıyla baş başa kaldılar. O sıkıntının def-ü refi içinde bütün
milletimize, hatta bütün ümmete ciddi bir vazife terettüp ediyor. Cenab-ı Allah diyor ki, hey insanlar, işte şimdi hayır yapma vaktidir. Şimdi hizmet etme vaktidir. Şimdi gönülleri hoş etme vaktidir. Vesile zuhur etti. Görelim sizi diyor. İnşallah bu Ramazan'da kimi gönlüyle, kimi gözüyle, kimi diliyle, kimi bizzat eliyle, kimi kesesiyle, kimi ilmiyle, kimi sözüyle, kimi de kırık kalbiyle bu yarayı tez vakitte sarmak nasip olsun diye düşünüyorum. Sondan başlayalım. Eğer ben bir birey olarak hitab-ı ilahiye muhatap olmuşsam, böyle İslam tefekküründe, İslam inancında doğrudan doğruya hitap bana olmuş. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin beni muhatap olarak seçmiş ve bu şerefi bana bahşetmişse hiç şüphe etmiyorum ki ben de onun emirlerine ittiba edecek güç ve kudret yine onun lütfu inayetiyle mümkündür. Bu olabilir. Nasıl yapacağıma gelince, bunu evvelden de çok konuşmuştuk, benim muhtelif yazılarımda oldu. Ramazan benim anladığım kadarıyla, daha doğrusu şöyle, bu anlamak da bana ait değil. Beni terbiye eden, bana hak ve hakikat yolunu gösteren bir takım büyüklerim var. Onlardan edindiğim intibalar, aldığım dersler istikametinde bir muhasebe ayı, bir mubahlardan da el çekme vakti ve insanın kendisiyle baş başa kalıp bir muhasebe yapma zamanı. Ne yapacağız? Rutin işlerimiz varsa onları mümkün mertebe azaltacağız. Ve kendimizle baş başa kalacağız. Kendimizle baş başa kalmak demek, Cenab-ı Rabbül Alemin'le baş başa kalmak demektir. Neden? Çünkü o bize şah damarımızdan daha yakındır. Bizi dünya ile ilişkilendiren doğru veya yanlış, haram helal bak demiyorum, doğru veya yanlış, daha da lerz bir tabir bu. Haram helal çünkü daha sert bir tabirdir. İşlerden mümkün mertebe uzak duralım, mala yani'den uzak duralım. Şöyle kendi kendimize bir bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor ve olabildiğince bir inziva hayatı, bir tecrit hayatı. Çünkü özellikle hele yaş ilerleyince bakıyorsunuz, nelerle uğraşmışım diyorsunuz. Bu araştırdığım şeylerin şöyle bir tadadını çıkarsak, listesini yapsak, ne kadar zamanlarım boşa geçmiş diyorsunuz. Bunu işte düşünmek lazım insan olarak. Ramazan böyle bir vakit. Varlığı dünyevi ilgilerden olabildiğince uzak tutma şansı veriyor, imkanı veriyor insanlara. Bunu yapabilirsek varlığımızın künhüne doğru yola çıkma ihtimali beliriyor. Yani sahte ve yalan ve yanlış hayaller peşinde koşmaktansa acaba benim varlığımın bir esası var mı? Yaratılışımın bir gayesi var mı? Bana verilen ve sonunu bilmediğim mühletin, ki ona biz ömür diyoruz, hangi yerlerde kullanılması lazım gibi düşünceler zihninizi sarıyor. Bu sabah evde şöyle düşünürken, tabii yani Ramazan herkesi düşündürüyor. Beni de düşündürüyor ister istemez. Dünya hayatının bir gölgelik olduğunu söylüyor Hazreti Yunus. Şu dünya hayatı bir gölgeliktir diyor. Yani siz yol yürüyorsunuz, yoruldunuz, bir ağacın altında biraz istirahat edeceksiniz. Bunu isterseniz modernize edelim. Otobüs seyahatinde mola, yemek ve ihtiyaç molası. Bazı firmalar da namaz molası derlerdi eskiler. Ama öyle bir mola ki bu, ahiret tedarikini buradan görüyorsunuz. Ahiret azığını bu dünyada, bu kısacık molada, bu kısacık dinlenme safhasında tedarik ediyorsunuz, hazırlıyorsunuz. O halde burada, bu kısacık molada bir saniye bile boş geçiremezsiniz. Tabii bu anlattığım İslam medeniyetinin hayatta, ömrün değerlendirilmesine, vakte verdiği kıymete dayanıyor. Moderniteninkiler başka, tabii onu da söyleyelim yani. Bizim sıkıntımız, bizim zihnimizde kendimiz de bunu çözemiyoruz.
İslam medeniyetiyle moderniteyi karıştırmış vaziyetteyiz. Netleştiremiyoruz zihnimizde. Netleştirsek belki yine modernitenin istikametinde davranacağız ama en azından derin bir pişmanlık duyacağız. Şu andaki gördüğüm budur yani Ramazan'la ilgili. Bu dünya hayatı bir gölgelik. Dinlenip gidiyoruz ama ahiret azlığını buradan temin ediyoruz. Zimmem defterlerini anlatayım size. Beni de çok etkiledi. İstanbul'un mütevazı bir semtinde Balat'ta bir bakkaliye tanıdım ben. Yani bilfiil ziyaret ettim. İdare eden hanımefendiyi tanıdım. Ve orada ben bir vakit geçirdim. Yani bir saat kadar kaldım. Bir kenara oturdum, bakıyorum. Çok mütevazı insanlar geliyorlar. Yani küçük alışverişler yapıyorlar ve bunu yazdırıyorlar. Sordum, diyor ki işte filancı teyze 3 aydan 3 aya emekli maaşı alıyor, gelince öder. Falancı amca öyle yapıyor, sonra ödemiyor, bir de baktı ki vefat etmiş, o da kaldı. Bu dükkana bir zat geliyor, bir STK'nın yöneticisi ve zimen defterini satın alıyor. 10.000 küsür lira borç çıkıyor. Bahsettiğim hadise koronadan hemen önce. Yani 10.000 küsür lira şimdi çok büyük bir para değil ama koronadan hemen önce yani 2018-2019 filan gene de bir imkanda bir paraydı yani. Mesela orta halli bir arabanın 80-90 bin liraya satıldığı zamanlardı. Belki o zaman yani şimdiki 100 bin lira filan gibi. Orta halli bir araba işte 700-800'e satılıyorsa o zamanki 10 bin lira da şimdiki 100 bin lira gibi neyse. Ve insanlar geliyorlar borç ödemek üzere. Diyorlar ki borcunuz ödendi. Ve kimin ödediğini söylemiyorlar. Çok dua ediyor o insanlar. Böyle zaten yani şahıs belli olmadan yapılan dua da benim çok hoşuma gider. Yani işte hayır yaptı. Kim belli değil. Ama sizin gönlünüz, çünkü Cenab-ı Allah biliyor kimin yaptığını. Ama görünmüyor o zat. Modernitenin bir sıkıntısı da hep görünmek ister. Göründükçe var olduğunu perçinler, öyle görür. İslam medeniyeti ise görünmemeyi tercih eder. Veren el, alan el meselesi görmeyecek yani böyle. Sadaka taşı böyledir mesela. Buradan siz artık AVM noktasındaki yorumunuzu kendiniz yapabilirsiniz yani. O da işte yani sadakanın böyle latife halinde ortaya konmuş hali. Yani işte yemek ikram ediyorlar, iftar ikram ediyorlar. Sonra tabii ki siz o yemeği yerken dişlerinizi kullanıyorsunuz. Onun da kirasını ödüyor size yani. O da bir başka güzellik. Tabii Ramazan latifeleri her zaman için fıkraları, teravih fıkraları bunlar hep vardır. Çünkü bir büyük hayat tarzı, bir büyük medeniyetin hayata yansımasıyla oluşan kültür aynı zamanda latife-i mizahı, nükteyi de ihtiva etmek mecburiyetindedir. Her zaman ciddiyetle yaşanmaz. Ancak burada hiciv ve alay söz konusu değildir. Onu ayırmamız lazım. Latife, bakın latife, nükte, o bir zeka oyunu. Mizah tabii ki ama aşağılama, alay etme, terzil etme bu yok, kesinlikle yok. Latife her zaman var, yerine göre. Çünkü insan her zaman ve her mizaç ciddiyeti kaldırmaz, yerine göre. Çocukla çocuk, büyükle büyük. Ramazan başka, bayram başka, sabah başka, iftar vakti başka. Bunlar hepsi var. Bir büyük medeniyetin renkleri bunlar. Ama her şey yerli yerinde. Karışmak yok. İnsan tek başına yaşayamaz. Tek başına yaşamak, eskiler öyle derlerdi. Yalnızlık Allah'a mahsus. Bir muhitin içinde yaşayacak. Ve o muhitin içinde yaşarken de o muhitten etkilenecek. O muhiti de etkileyecek. Peki nasıl bir muhitte yaşayacaksınız? Tabii ki kader kısmet var ama bir de elimizde muhit değiştirmek diye bir imkan da var. Rahmetli valideden çok işitmişimdir.
evladım kişi refikinden azar. Hüsnü hal sahibi arkadaşlar edin. Hüsnü hal, güzel hal sahibi. Dolayısıyla belli muhitlerde bulunmak lazım. Eğer bir insan Ramazan'ın kadri kıymetini anlamak istiyorsa, Ramazan haliyle hallenmek istiyorsa, oruç libasıyla giyinmek istiyorsa, ki onun arkasından takva libası gelir ki en hayırlı libas takva libasıdır. Ve tabii ki geçen de bir başka mahfelde konuşuyorduk, nevafilden söz ettim. Oradaki hoca arkadaş bir tasrih ihtiyacını hissetti, sarahate kavuşturmak. Türkçedeki nafile, yani boş iş manasına değil, nevafiller, Allah'a yaklaştıran vesileler kulu, farzın ve sünnetin ötesindeki ibadetler, buna tefekkür de dahildir, sadaka da dahildir, tabii ki namaz, zikrullah filan. Bu muhitlerin, bu işlerin yapıldığı muhitlerde bulunmak lazım. En azından kalben bulunmak lazım. Şimdi insan fizik olarak bir muhitte yaşıyor. Zaman zaman intibak ediyor, zaman zaman intibak edemiyor. Şartları böyle bir muhitte yaşamak mecburiyetinde bırakmıştır onu. Ona bir şey diyemeyiz. Ha, bu da değiştirilebilir mi? Tabii ki değiştirilebilir. Ama kalben ve zihnen yaşadığınız fiziksel muhitin şartlarıyla mahdut, hudutlanmış, sınırlanmış değilsiniz. Ben mesela kalben nerelere gidiyorum? Çok basit bir Yunus ilahisi üzerinden yine sorduğunu söyleyeyim. Bu sabah kendi kendime bir Yunus ilahisi, devletliyim deyu, fakire gülme. Gülüp gülüp kardeş hor nazar kılma. Ölüm vardır yahu sen gafil olma. Her yarın hak divanında belli olur. İşte kalben bir yere gittik mi gittik. Devletliyim deyip fakire gülen var mı? Hem ne kadar çok var. Hele bu modern çağda. Güç sahibi olanlar herkese gülüyorlar, aşağılıyorlar. Gülme diyor yani. Devletliyim deyip fakire gülüyor. Gülüp gülüp kardeş horlaz. O çünkü Firavun mizacıdır, Firavun meşrebidir. Tekebbür. Neyse işte böyle kalben gidebilirsiniz, ruhen gidebilirsiniz, fikren gidebilirsiniz, zikren gidebilirsiniz. Fizik bünyeniz burada kalır. 27 kat dibinden maden çıkarırsınız ama ruhunuz, kalbiniz oradadır. Yine pederin bir sözüyle bağlayalım. Eli kârda, gönlü yârda. İnsana bu kabiliyet verilmiş. Yapabilirsiniz. Çok zor değil. Çok kolay da değil, onu söyleyeyim. Bir de tabii ben böyle konuşunca genç dostlar burada bir rasyonelite arıyorlar. Yani sebep-sonuç ilişkisi arıyorlar. Yok. Onu da kabullenmeleri fevkalade zor. Bazen olmuyor, bazen oluyor. Geçen de böyle konuşuyoruz yine bir yerde. Müsbetle menfi arasında kaldık, ne yapacağız? Ben dedim çok kolay, bir kapı var. Ne kapısı? İltica kapısı. İltica edeceğiz. Aman diyeceğiz. Olursa olur, olmazsa ilticaya devam. Böyle. Ben sizin kadar böyle iyi niyetle bakamıyorum. Ben diyorum ki Ramazan'ın içinde 3-5 günü bu bahsettiğiniz soyutlamayla, inzivayla geçirseler öpüp başıma koyacağım. Başta kendim olmak üzere. Onu da söyleyeyim size yani. Bizim büyüklerimiz kendimiz yapmazsak sözümüzün tesiri olmaz derlerdi. Onun için önce kendimiz yapmalıyız. Ben kendim işte bu halimle, bu yaşımda Ramazan'da ne kadar yaşadığım hayattan kendimi soyutlayabilirim, inzivaya çekerim, hesaba, kitaba çekerim ve nevafille meşgul olurum. Yani kaza namazları olabilir, zikri tesbih olabilir, tabii ki Kur'an ayı olabilir, hiçbir şey yok. Ve çünkü dış dünya hala çok cazip geliyor insanlara. Bana da cazip geliyor, onu söyleyeyim. Renkli. Peki bu neye cazip geliyor?
zihinsel merak ve nefse hoş geliyor. Mala yani hoş gelir nefse, ciddiyet nefse hoşlanmaz ondan yani. Tabii ki nefsin de mertebeleri var. İşte Ramazan nefsin de kendisine gelmesi için bir vesiledir. Nefissiz hayat söz konusu değil, öyle yaratılmışız. Ama nefsin ıslah edilmesi lazım. Tezkiye-i nefs, eskiden tezkiye varakası vardı. Yani bir memurun vazifesinde başarılı olduğunu ifade eden, hakkında müsbet görüşler ihtiva eden tezkiye-i nefs. Sonra tasfiye-i kalp. Kalpten de lüzumsuzları atmak lazım. İşte Ramazan böyle bir vesile. Tabii ki yaşadığımız bu hızlı hayat, Türkiye'nin günceli, her şey dahil buna. Ekonomi, politika, din, spor, eğlence, sosyal mecralar, hayatın bütün renkleri dahil. Ama bir yanda da Allah'ın kullarına hem lütfettiği hem de emrettiği Ramazan. Kur'an ayı ve aynı zamanda oruç hem bize hem bizden önceki ümmetlere yazılmış, farz kılınmış üzerimize. İnşallah yapabiliriz. Ne kadar yapıyorsak o kadar. Şu çağ böyle bir çağ ama kul niyet ederse, kul iltica ederse, kul ben yaptım değil, Ya Rabbi bana lütfu kerem et, yolumu aç, tevfikat-ı ilahiyeni bana yardımcı kıl, refik et derse, mutlaka onun da kalbinde, gönlünde bir istikamet açılıyor, bir pencere açılıyor ve bu haline, tavrına ve ameline yansıyor. Ben bunu söyleyebilirim size. Az veya çok, miktar mühim değil. Burada mühim olan amelin niteliğidir. Muhlis, ihlas dolu, sadece Cenab-ı Allah'ın rızası gözetilerek yapılan amel, kulun bilmesi hiç önemli değil. Halbuki biraz evvel de sözünü ettik, modernite görülmek ister. Hatta görmeyeni gözüne sokar. Gözünü kapatıyorsa gözünü açar, kafasına vurur, kulağına sokar. İslam böyle söylemiyor. Allah zaten biliyor sizin ne yaptığınızı. İslam'ın öncelik kriteri takvadır. Takva çok manaya geliyor. Bir Müslümanı, bir mümini Allah'tan sakınması, utanması, onun emirlerine tehalükle gönülden ittiba etmesi, nehilerinden de şeytandan kaçar gibi kaçması ve bunu muhabbetle yapması, üf dememesi lazım. Neyse işte biz böyle söylüyoruz da büyüklerimizden dinlediklerimizi inşallah yapmak bize de nasip olur. O muhabbet kalbe düşerse yapmamak elde değil, onu ben size söyleyeyim. O bir ışık o yani, o bir nur ki kalbe düştüğü anda gözünüz hiçbir şeyi görmez yani. Biz vakitle mukayyet varlıklarız. Bir anda doğuyoruz, sonra bir anda da ölüyoruz. Yaşadığımız ortam ışık, karanlık, bulut, mevsimler. Hep bunlar bize bir şey söylüyor. Ve biz vakti geri saramıyoruz. Para kazanıyoruz, kaybediyoruz, sonra bir daha kazanıyoruz. İlim okuyoruz, bir daha okuyoruz, tekrar okuyoruz. İlmi geliştiriyoruz zihnimizde. Peki kaybettiğimiz vakit, geçen vakit, onu bir daha geri sarmak mümkün değil. Yani ben mesela şimdi tekrar 30 yaşında dönemem. Dönmek istiyor muyum? O konuyu konuşmayalım ama dönemem. Bitti bu iş. Ve ölüm ne zaman geleceği belli değil. İşte biraz evvel de söylemeye çalıştığım gibi bu gölgelikte, bu dünya hayatında ahiret azığını hazırlamak için ki o da muhabbet ve hizmetten geçiyor. Vakti, sağlığı, imkanı ki onların hepsi birer Allah'ın armağanıdır. Mevhibe-i Rahmani eski tabirle. Onları çok dikkatli kullanmamız icap ediyor. Dolayısıyla vakit disiplini, bu işte biraz evvel yine konuştuk, imsak, iftar vakitleri, ezan vakitleri,
Bazı vakitler çok kesin, bazı vakitlerde ise bize biraz pay bırakılmıştır. Öğle ezanı okunduktan sonra ikindiye kadar vakit namazını eda edebilirsiniz. Ama iftar vaktinden bir dakika önce orucunuzu açamazsınız. Böyle bizi Cenab-ı Allah vakitle, zamanla kısıtladı. Çünkü biz zamana ve mekana bağlı yaşayan varlıklarız. Mekandan münezzeh değiliz. Belli bir vakitte, belli bir koordinatta, belli bir mekanda bulunuruz. Aynı anda iki farklı mekanda bulunamıyoruz. Böyle varlıkları var mı Cenab-ı Allah'ın? Var. Ama biz değiliz. Ve biz belli bir zamanda yaşıyoruz. Dün yaşamıyorum, yarın da yaşıp yaşamayacağım belli değil. Şu anda burada yaşamaktayım. Bu da zamana bağlı olduğumu gösteriyor. Dolayısıyla zamanla olan ilişkimi de bir inzibat dahilinde, bir düzen dahilinde inşa etmeliyim. Bu da işte güneşin hareketleriyle. Şimdi tabii astronomi diye bir bilim var. Esas itibariyle işte güneşin doğuşu, güneşin batışı vesaire, namaz vakitleri de böyle ortaya çıkıyor. Gölgeler, fıkıh kitaplarında yazar. Ben de bir zamanlar bayağı çalışmıştım üzerinde. Güzeldir bunlar yani. Hep Allah'ın ayetleriyle beraber yaşıyoruz. Güneş ve hareket Allah'ın ayetlerindendir. Alametlerindendir, şiarlarındandır. Onsuz bir hayat söz konusu değil. Kadim zamanlarda da böyle. Güneş, hayat, ışık, nur. Peki öldükten sonra onu bilmiyoruz. Ancak bilenlerden, yazanlardan anlıyoruz ki bir başka hayat söz konusu öldükten sonra. Böyle bir serencam, böyle bir gölgelik bu dünya. Ramazan'da o gölgeliğin içinde bir başka güzellik. Şöyle bir biçimden size söz etmek isterim. 50'li yıllar, 40'lı yıllar, yani 40'ların sonu, ikinci yarısı gayet iyi hatırlıyorum. 60'lar, 70'lerde Ramazan mukabeleleri olur idi büyük camilerde. Özellikle ikindiden sonra. Ve birçok insan, iş güç sahibi, ikindi vaktine kadar işinde gücünde olur. İkindide vakit namazına camiye gelir. Biraz mukabele dinler, oradan eve giderdi. Bu yumuşak, rahat yaşanan bir İstanbul. 50'li, 60'lı hatta 70'li yıllar. Tabii şimdi siz de aile muhiti olarak bu seremoniye, bu törenlere iştirak ediyorsunuz. Böylece önce Kur'an dinleme adabını öğreniyorsunuz. Bu çok mühim bir şey. Kur'an nasıl dinlenir? Çünkü dinlemek farz biliyorsunuz. Farz-ı kifaye. Yani Kur'an okunurken birileri onu dinleyecek. Herkes dinlese, farz olsa yanmıştık yani. Ama böyle. Ve onu dinlerken yavaş yavaş Kur'an'la, tabii Kur'an'ı okuyan Hafız Efendi'nin hali ve tavrıyla, ki hal saridir, yavaş yavaş bir muhite giriyorsunuz. Ve sonra siz de aileden gelen bir teşvikle, zaman zaman belki bir zorlamayla, Kur'an'la ülfete başlıyorsunuz. Böylece hayatınıza adeta çocukken veya işte ilk gençliğe doğru adım atarken Kur'an reel bir özne olarak giriyor. Bu reel özne tabirini bilhassa kullandım. Bu çağa hitap etmek açısından. Etkin bir fail olarak Kur'an hayatınıza giriyor. Ve ondan sonra ama önce insanlar üzerinden Kur'an eğitimini alıyorsunuz. Kur'an nasıl dinlenir? Kur'an okurken yüzler, gözler, jestler ne olur, nasıl olur? Bunu görüyorsunuz. Ve şunu hissediyorsunuz. Çok özel bir ritüelle karşı karşıyasınız. İnsanların büyük tazim gösterdiği bir ritüelle karşı karşıyasınız. Herkes susuyor, Kur'an dinliyor. Büyüklerinizin hali özellikle sizi etkiliyor. Ve ondan sonra siz bil fiil Kur'an-ı Kerim'le temasa başlıyorsunuz.
Sonra tabii ki, bu benim maceram böyle, bu Kitabullah ne söylüyor? Onun da işte tefsirler, mealler gündeme geliyor. Tabii o tefsirleri ve mealleri de yine bir mürebbinin himayesi altında okumak icap ediyor. Böyle gelişiyor. Peki nedir sonunda? Sonunda şunu görüyorsunuz ki kalbiniz bu işte ülfeti olmayan insanların kalbi kadar çok şey istemiyor. Daha mütevazı oluyor. Dünyadan talebiniz oldukça azalıyor. Hani şair diyor ya, ne kılsalar ona şadi, ne verseler ona şahat. Biliyorsunuz ki size verilen her şeyin, hatta sizin isteklerinizin dahi Cenab-ı Allah'ın idi kudretinde olduğuna iman ediyorsunuz. Kur'an'la ülfet sizi dünya ile olan ilişkinizde çok daha mütevazı bir noktaya getiriyor. İşte biraz evvel de sözünü ettik. Muhakkak Allah zikri kalpleri tatmin eder. Kur'an işte Allah zikri. Ki biz namazda okuyoruz. En büyük zikir namaz. Zikrullah-ı Ekber. Böylece dünya ile olan ilişkinizde de rahat ediyorsunuz. Bir çizgi olarak. Çünkü insanın istekleri bitmez. Kur'an kalbi o isteklerden müstani kılıyor. Beri kılıyor, muhafaza ediyor. Aksi halde hep istersiniz. Emel gurbeti diyor burada Yahya Kemal. O bitmez o yani. Kur'an ne istemeniz gerektiğini öğretiyor size. Rıza-i bariye talip olmanı öğretiyor. Öyle demişlerdi. Rıza-i bari, şefaat-i Resul, himmet-i rical. Üç tane esas var. Rıza-i bari, Allah'ın rızası, Resulullah'ın şefaati ve ricalin, yani Allah'ın ve peygamberin yolunda giden, onların sözlerini, amellerini insanlara aktaran kimseler, ki onlar varisler, onların da himmetleri üzerimize sayeban olsun inşallah. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak vakti, Kur'an'daki kıssalarla, mevizalarla, emirler ve nehirlerle ne kadar anlayabiliyorsak, ama mutlaka ve mutlaka Kur'an'ı bir mürebbinin taht-ı riyasetinde anlamaya çalışmak lazım. Çünkü oryantalistler ve rasyonalistler manadan saptırmaya çalışıyorlar. Kur'an'ı yaşayan bir insanın hayatıyla beraber, yeni tabirle söyleyelim, deneyimlemek lazım. Tek başınıza kalmayınız. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen o sıddıklarla beraber olmak. Mesela, evet yani. Çünkü zahir var, batın manaları var. Hadislerle beraber düşünmek lazım. Ve de insanın mutlaka ve mutlaka bir büyük zatla birlikte yola çıkması gerekiyor. Bu işleri yaparken. Bizim yaratılışımızda iki tane ana unsur var. Bir tanesi nefis, birisi kalp. Bunlar adeta iki ayrı kutup gibi. Birini geliştirirsen diğeri zayıflıyor. Ötekini zayıflatırsan öteki gelişiyor. Cenab-ı Allah bir müminin kalbine tenezzül buyuruyor. Oraya geliyor. Kalp, Cenab-ı Allah'ın aynası. Nefis, maddi varlığımız. Nefissiz yaşamak mümkün değil. Ama İslam düşüncesinde ve duygusallığında kalp nefsin önünde. Kalp, nefse hükmediyor. Nefsin beslenmesi, dünya ihtiyaçlarını tatmin etmesi için önemli. Ama bir yere kadar. İşte Ramazan-ı Şerif bir vesile. Bu tabii bütün ümmete farz kılınmış. Ama bir de orucun nevafilleri var. Öyle insanlar var ki sadece Ramazan orucuyla iktifa etmiyorlar. Yeme içme ve diğer beşeri fonksiyonlar orucun asgari şartları. Ama dil orucu, göz orucu, kulak orucu,
nefsin oruçları da var bütün bunlar. Bunların hepsi sizin nefsinizi, dünyaya ait isteklerinizi, yaşamak için size lazım olan o duygusallığı, o ihtirası biçimlendiriyor, frenliyor. Ve siz adeta kalbi bir varlık olarak ortaya çıkıyorsunuz. Bu kalbi bir varlık olarak ortaya çıkmanızın dış dünyadaki karşılığı da ibadetleriniz. Kulluk vazifelerinizi büyük bir şevkle, büyük bir muhabbetle yerine getiriyorsunuz. Bu kulluk vazifeleri sadece sizin Cenab-ı Allah'la olan ilişkileriniz değil. Cenab-ı Allah'la olan ilişkilerinizin ötesinde O'nun yarattıklarıyla olan ilişkileriniz de buna dahil. Bunları büyük bir muhabbetle yapıyorsunuz. Onun da karşılığı hizmet olarak ortaya çıkıyor. Bir bütün. Kalp geliştiği zaman, kalp kendisine gereken imkanlar tanındığı zaman, nefsin sahası daraltılıp kalbe bir saha açıldığı zaman çok büyük bir potansiyelle hayatı renklendiriyor, güzelleştiriyor, hizmet ediyor. Ve bu hizmetin karşılığını da kullardan beklemiyor. Hatta Allah'tan bile beklemiyor. Bir damla muhabbet yeter bana diyor yani. Yunus şiirlerinde zaten biz bunu görüyoruz. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim diyor yani. Aşkın ile avunurum. Muhabbet dediğimiz hadise. Şey Ramazan, böyle bir yolculuğa çıkmak için bir vesile. Uçak biletiniz hazır, otelde yeriniz rezerve edildi, yine tabirlerle söyleyelim. Filan lokantada da yeme içme ihtiyacınız hazır, buyurun diyorlar insanlara. Bütün insanlara, tabii ki başta müminler olmak üzere. Hayır, buyurun diyorlar yani. Bu yaşadığınız dünyadan bir başka dünyaya doğru bir göç, bir iltica. Kısmet. Kısmet. Kalp ilham-ı ilahinin tecelligahı. Siz aklıma düştü diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bir anda bir şey zuhur etti, bir şimşek çaktı. Bunu sadece Müslümanlar söylemiyorlar, bütün insanlar söylüyorlar. Yani onun mantıksal bir izahı yok. Ne oluyor? İşte bir yerden bir haber geliyor size. Haberi kim getirebilir? Yani aşkın kaynaktan, başka bir kaynak var mı? Fizik dünyadan gelen haberleri biliyoruz zaten. Onun dışında bir başka dünya da var, melekut alemi. Haber oradan geliyor. Ve bakıyorsunuz bir insanın hayatına, bir istikamete giderken ne oldu da birdenbire tam ters bir istikamete döndü. Birisinde dünya ile fevkalade hemhal, dünyanın tam içinde, dünyanın bütün imkanlarını kullanıyor. Sonra ne oluyorsa bir anda dünyanın bütün imkanlarını terk ediyor, bir zühd libasına bürünüyor. Ne oldu? Bu bilgide de böyle, ahlakta da böyle. Değişiyor. Yani tabii ki insan zekası çok kudretli bir lütuf. Öyle söyleyelim yani. Kendinden olmuş bir şey değil, Allah'ın lütfu. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Bütün ilimler, yani doğa bilimleri de dahil, sosyal bilimler de dahil ve insana lütfedilen felsefesi işte ve diğer ilimler hepsi beraber sadece ve sadece alim isminden kaynaklanıyor. Alim isminin insana verilen cüzülerinden ibarettir. İslam medeniyeti bunu böyle görür. Alim isminin, alim esmasının sınırı yok. Ama bizim bilgimizin sınırı var. Onun için bize Abdülalim diyorlar yani. Alim'in kulları. Abdiyet olunca sınırı gelir. Alimsin, alim doğrudur yolum diyor Yunus yine. Ağzımda dilim hu demek ister. Alimsin, alim doğrudur yolum. Ağzımda dilim hu demek ister. İşte Ramazan en azından bize böyle konuşma fırsatı verdiği için güzel değil mi efendim? İnfak, peygamber mesleği. Peki peygamber mesleği ne demek? Allah bazı kullarını seçmiş, onlara vazife vermiş.
benim hakikatimi, emirlerimi ve nehilerimi, neden hoşlanıp neden hoşlanmadığımı, yani rızama muvafık işleri ve rızama muhalif işleri kullarıma anlatınız demiş. Bu bir sistematik içinde gerçekleşiyor. Hazreti Adem'den Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar böyle bir akış var. Bütün peygamberler infak ediyorlar. Yani karşılıksız veriyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın sünneti o. Yine İslam medeniyeti çerçevesinde konuşuyorum. Altını çok kalın çizeyim. Çünkü zihinlerde karışıyor. Kulun bütün niteliklerini Allah ona verir. Vücut, akıl, sağlık, ilim, servet, evladı iyal, mansıp, mülk. Hepsini Allah verir. Ne kadar verir, ne kadar isterse o kadar verir. Zaman zaman şükre vesile olur, zaman zaman nifaka, isyana vesile olur. Ama o verir. Bu verişi insanlar üzerinden gerçekleştiriyor. Vesilelerle verir. Bir kulunu ona vesile kılar. En çok vesile kıldığı kulları da bütün insanlara eski tabiyle numune-i imtisal, örnek alınacak davranış istikametinde olmak üzere peygamberlerdir. Peygamberler insanlara verirler. Vermekle vazifelendirilmişlerdir. Dolayısıyla bir Müslüman hayatında insan olarak peygamberi rehber aldığı için bütün peygamberler onlar da vermekle mükelleftirler. Bu vermek sadece maddi vermek değildir. İcabında bir tatlı bakış, bir tebessüm, bir sükut dahi, hatta ve hatta kalbinizden geçirdiğiniz bir hayır dua dahi bir infaktır. Kalbinizden geçirdiğiniz, ötekinin hiç bilmediği, fiziki olarak ona bir şey intikal etmese bile kalpten kalbe yol vardır. O yol ile onun hakkındaki duanız, hayır niyetiniz, hayır temenniniz, ilticanız o da bir infaktır. Aksi halde o anı kendinize de ayırabilirdiniz. Benim de şuyum olsun diye isterdiniz. O kardeşin için söz söylemenize bile gerek yok. Kalbi bir niyaz, hatta zaman zaman belki göz pınarlarında iki damla nem, o dahi bir infaktır yani. İslamiyet böyle güzel bir şey yani. Çok imkan tanıyor insanlara. İlla belli bir mekana, belli bir zamana bağlamıyor güzelliği. Her an, her vakit yapabilirsiniz. Ve böylece kalbiniz ferahlıyor, genişliyor. Sizin dışınızdaki bir varlık dahildir. Çok güçlü bir ruhi enerji zuhur ediyormuş insanda. Ediyormuş diyorum özellikle. Rivayet ediyorum. Ediyor dersem sanki ben yapmış gibi olurum. Ediyormuş. Çok güçlü bir ruhi enerji. Hayatın birçok sadmesi karşısında eyvallah demesini biliyor o insan. Şöyle oluyormuş. Siz hayatınızdaki maddi unsurları bunlar mubahlar olsa bile bir vakit için hayatınızdan ayırdığınızda ortaya çıkan boşluğu Allah'ın lütfu keremiyle muhabbeti ve hikmeti dolduruyor. Bir şey zuhur ediyor mu? Garantisi yok.
Bunu çok özellikle söylüyorum. Çünkü modern insan illiyet prensibinin esiridir. Mutlaka bir şey veriyorsan bir şey alayım der. Ama manevi yolculukta bir şey veriyorsan bir şey almak gibi bir kural söz konusu değil. Zaman zaman bir şey veririz ama aldığımızı fark etmeyiz. Bu bakımdan çok dikkat etmek lazım. Çünkü insan bir şey verdiği zaman hani bunun karşılığı dediği anda manevi yolculuğun bütün sihri, bütün güzelliği kaybolup gider. Bu muhasebeyi aldım verdim hesabında da yapmıyor Müslümanlar. Veriyorlar. Gelirse geliyor, gelmezse gelmiyor. Çünkü rızkın sahibi de o. Diye bakıyorlarmış. İtikafta böyle bir hadise, siz mubahları hayatınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Dünya kelamı etmiyorsunuz mesela. Dünyaya nazar etmiyorsunuz. Ağaca, güneşe, ışıklara nazar etmiyorsunuz. Kapatıyorsunuz kendinize. Dünya kelamı işitmiyorsunuz. Kendinizi kapatıyorsunuz. Kötülerden bahsetmiyorum yani. Mubah olanlardan bahsediyorum. Böylece bir boşluk oluyor varlığınızda. O boşluğu ilahi nur, ilahi hikmet, ilahi zenginlik doldurabilir de dolduramaz da. Belki birçok bekletebilir. Diyor ya, kaç mevsim bekleyeyim daha kapında. Ayağımda zincir, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında kaynata kaynata buhara benzet. Hiç Fazıl Bey söylüyor yani. Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında. Şair kapıyı zorluyor. Ama bir derviş ses çıkarmaz. Bu şiiri de yazmaz. Başını önüne eğer. Eyvallah der. Bakalım ne olacak der. Ama şair yazar tabii ki yani. Tercüman oluyor halimize. İtikafta böyle bir şey anladığım kadarıyla. Peki kalbe düşen bir nur, Allah kulunu mahrum etmez. Zaman zaman kulunu fark etmeyebilir. Ne zaman ki ihtiyat akçesi lazım olur. Ben benim kesemde hala dipte bir mecidiye kalmış. Nereden gelmiş bilmez onu. İşte o itikaftan gelmiş olabilir. Benim anladığım, bildiğim, bana söylenenler böyle bir şey azizim. Herkesin kendine göre bir canı ve cananı var. Biz çocukken canımız, cananımız yeni alınan bir çift ayakkabıydı. Bu da doğrudur tabii ki. Özellikle bayram vakti alınıyor. Verilen bayram harçlığıydı. Bu bayram harçlığına gidip Karagümrük'te salıncağa dönme dolaba binmek idi. Bunlar da çocuğun haklarıdır. Yapılacak. İşte bir şeyler, maytap şu bu, kaynana hazırlıkçısı almaktı. Çocuk haklarıdır, bunlar da yapılacak. Mühim olan bu çocuğun bu zevklerinin 20, 30, 40, 50 yaşlarına taşınmamasıdır. Her yaşın bir canı ve cananı vardır. Tabii ki esas itibariyle canın da cananın da kaynağı tek. Onun muhtelif ya akisleri oluyor hayatımızda. Bu akisler güzel hatıralar. Güzel insanların üzerinden bize yansıyan hizmetler, muhabbetler, tatlı sözler, tatlı bakışlar. Cenab-ı Allah her kulunu nasıl maddi dünyada nimetlendiriyorsa, ona tenaüm etmek diyor eskiler, nimetlendiriyorsa, manevi manada da nimetlendirir. İnşallah kul bu Ramazan'da işte oruçla, nafile ibadetlerle, Kur'an ile, infak ile yapabiliyorsa, tecrit ve inziva ile bu manevi rızkının da farkına varır. Birçok insana bu rızık veriliyor da insanlar farkında varmıyorlar. Ve işte ne mal alacak Allah benim diyorlar. Halbuki her şeyini O vermiş. Anında da alıverir de fark etmezsin bile yani. Bende bir şey yok diyor insan, halbuki var. Her aldığım nefes O'nun verdiği bir lütuftur. Küçücük bir rahatsızlığa duçar olun, nefes alıp vermekte zorlanın, görüyorsunuz insanın halini, nasıl perişan oluyor. Böyle, o bakımdan Ramazan'dı, itikaftı, işte nafilelerdi, Kur'an'dı, hepsi bunların birer manevi rızık vesilesidir.
maddi rızkımızın olduğu gibi manevi rızkımızın da Allah tarafından verildiğini bilelim. Maddi rızkımızı afiyetle yiyoruz. Efendim, tüketim demiyorum bakın. Eklediyoruz, nimetleniyoruz. İnşallah manevi rızkımızdan da kalbimiz istifade etsin. Allah manevi rızkımızın da varlığından, onun lütfu kereminin eseri olduğundan bizi haberdar eylesin, agah eylesin inşallah. Bazı vesilelerle bunu niyaz ediyoruz. Rabb-i Teala'dan yani. Aksi halde insan birçok lütfa nail olduğu halde onun kıymetini bilmez, inkar eder. O feci bir haldir. Yani kadri kıymet bilmemek, hepimizi Allah ondan muhafaza buyursun. Vallahi yani biz de tabii şöyle yani bizim çocukluğumuzda küçük veya çocuk konseptiyle şimdiki çok farklı. Biz yaş itibariyle küçüktük ama ailenin vazgeçilmez bir ferdiydik ve yaşımıza göre mesuliyet verilirdi ve yaşımıza göre de yetki de verilirdi. İki şey söyleyeceğim. Bunların bir tanesi oruç farz değil. Çünkü daha akıl bali olmamışım. 5-6 yaşında filanım. İftar hazırlığı yapılıyor, yemek pişiyor, rahmetli valide pişiriyor. Yemeğin tuzuna ben bakardım. Yani akşam ya aile efradı ya misafir gelecek. Yani bu yemek lezzetli mi, ağız tadında yenebilir mi? Vazife olarak bu benimdi. O zaman ben bu vazifeyi çok ciddiye alıyordum. Şimdi hele daha da önemli olduğunu anladım. Bir tanesi bu. İkincisi, o zaman televizyon yok. Radyoda iftar saati belirlenmiyor. Mahalle mescidinin minaresine bakıyoruz. Top da atılmıyordu. Top atılması 50'li yıllardan sonra başladı. İstanbul'dan söz ediyorum. Ancak mahalle mescidinde kandiller yanıyor. Ve müezzin efendi hoparlör yok, ezan okuyor. Aile sofraya oturmuş, iftar duaları okunuyor. Benim vazifem mahalle mescidini gözlemek idi. İnsanlarımıza daha iyi olabilir miyiz? Tabii ki oluruz. Olmak istikametinde yürümeli miyiz? Tabii ki yürümeliyiz. Elimden geldiğince de insanları rencide etmeden bana öğretilenleri yeni nesillere aktarmaya çalışıyorum. Kendimde ne kadar yapabiliyorsam yapmaya çalışıyorum. Defterim dolu siyah, amelim tekmil günah diyor Hazret yani. Sensin cümleye pena. Böyle bir şey sözü bu. Defterim dolu siyah, amelim tekmil günah. Ne yapalım? Devam ediyoruz yani. Hayrı söylemeye ve hayrı icra etmeye. Bu. Dolayısıyla bugünkü anneler, babalar da muhakkak çok iyi insanlar. Çocuklarına tabii ki acıyorlar ama o acıma dünyevi bir acıma olmasın. Hayatın bütününü kapsasın. Yarın öbür gün çocuk, ah anneciğim, ah babacığım, bana niye öğretmediniz, beni bu güzelliklerle niye tanıştırmadınız demesin, ne olur yani. Ramazan'ın feyzinden, seherin feyzinden, iftarın o ruhu açan, aydınlatan, varlığa anlamını hatırlatan güzelliğinden istifade etsinler. Kurtların, kuşların bile yemediği vakitte onlar da yemesinler.
hep beraber sonra miktarı kafi kadar tenavül etsinler, eski tabirle. Miktarı kafi de çok önemlidir. Böyle.